Emre Bey merhaba. Bize önce çok kısa özgeçmişinizi anlatır mısınız? Nerelisiniz, nerede büyüdünüz, nasıl bir ailede büyüdünüz? Merhaba. İstanbul'da doğdum, Teşvikiye'de, 1961'de. Babam avukattı, annem de ev hanımıydı. İki kardeşim vardı, bir kız, bir erkek, ikisi de benden küçük. Birçok şey hızla gelişmeye başladı. İlkokula gittik, Maçka İlkokulu'na, oradan Alman Lisesi'ne kazandım. Sınavla giriliyordu o zaman, ayrı ayrı, her okulun sınavına ayrı ayrı giriliyordu. Birçok okulu kazandım. Alman Lisesi'ni seçtim aralarından. Alman Lisesi'nden sonra genelde öğrenciler Almanya'da, Avusturya'da, belki İsviçre'de okumayı tercih ediyor. Sizi Amerika'ya yönlendiren ne oldu? İşin basketbol kısmı oldu açıkçası. Çünkü Amerika'dan basketbol bursu aldım. Okula mezuniyetimden bir seneden fazla zaman kala bana 4 yıllık burs verdiler ve bir sürü de fırsat tanıdılar orada. Daha önceden Amerika'ya gitmeyi, hem basketbol oynamayı, hem üniversite okumayı, hem de farklı bir kültürü tanımayı kararlaştırmıştım. O yıllarda bu süreç nasıl işliyordu? Yani Amerika'daki üniversitelerin basketbol oyuncusu olarak dikkatini çekmek ya da onlara başvurmak, bununla ilgili süreç nasıl gelişiyordu? Onlar beni buldu. Onlar sizi buldu. Evet, yani ben onu başvurmadım. Onlar beni recruit etti. Onların kullandıkları tabirle. O dönemde hiç kimse gitmiyordu Amerika'ya veya hemen hemen hiç kimse gitmiyordu diyelim. Birkaç kişi vardı gerçi Avrupa'dan veya Amerika kıtası dışından. Milli takımda oynuyordum. Avrupa Şampiyonası'nda oynuyordum. 1980'deki Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Amerika'ya gitmeden hemen önceki sayıda ve ribaundda ilk dördün içindeydim. Onlar da beni takip ediyorlardı belli bir süredir. O şekilde benimle temasa geçtiler. Peki Alman Lisesi disiplini ve iyi eğitimiyle tanınan bir okul, sizi Amerika'da okumaya nasıl hazırladı? Ne faydalarını gördünüz Amerika'da okuduğunuz dönemde? Alman kültürü bir sistem kültürü. Ayrıntılar önemli. Planlama önemli. Çok da direkt bir kültür aslında. Yani bir şeyi yeteri kadar iyi yapmadığınızda bunu direkt hemen size açıkça yüzünüze söylüyorlar. Fazla lafı döndürüp dolaştırmadan. Resmi tarafı kuvvetli. Alman kültürünün hani uygulamaları, prosedürleri oldukça resmi. Ve de bunların hepsinin yanında çalışmak da gerekiyor. Kolay değil yani. Başarmak kolay değil. Alman Lisesi'nde o dönem 8 yıl, hazırlığı da katarsak 8 yıl farklı bir kültürün elinde yoğrulduk ve çok güçlü bir eğitim aldık açıkçası. Alman hoca çoktu ve iyi Alman hocalar vardı o zaman. Her biri alanında uzman ve de çocuk yetiştirme alanında da uzman. Önemli bir kısmı da yıllardır Türkiye'de olduklarından kültür farklılıklarını yönetmeyi de kendilerince belli şekillerde öğrenmişlerdi. O açıdan da verimli olabiliyorlardı. Sonuçta farklı bir sistemin içinde bulunmak 8 yıl boyunca önemli bir süreç oldu benim için. Gelişim süreci, eğitim süreci, hayata hazırlanma süreci. Amerika'yı sordunuz bana, Amerika'ya beni nasıl hazırladığını. Amerika'da biraz daha farklı. Amerika'daki kültür biraz daha, onların kendi terimleriyle casual, biraz daha rahat diyelim, biraz daha az resmi. Daha bir dolaylı olabiliyor bazı şeyler. İşler iyi gitmediğinde de mesela, "Oh, that's great," cevabı alabilirsiniz Amerika'da. Almanya'da hiçbir zaman alamazsınız. Yani direkt olarak neyin ne olduğu söylenir size. Ama Amerika'da da ciddi bir rekabet ve çok çalışma var. Bunların hepsinin temelinde iki sistem orada birbiriyle buluşuyor. Benim yetişme yıllarım, sürecim itibariyle ikisi birbirini çok iyi tamamladı diye düşünüyorum. Yani bir tarafta Almanların sert, resmi, direkt tarafı. Ondan sonra o eğitimi aldıktan sonra Amerika'da yine çok rekabetçi koşullarda biraz daha casual bir yaklaşımla bunun bütünleşmesi iyi oldu benim açımdan çok. Yani bunların ikisinin de bana verdiği artıları ayrı ayrı test edebildim, edebiliyorum hala da. Ben 1980'de gittiğimde Amerika'ya, hem de Midwest'e gittiğimde, Amerika'nın ortasındaki kırsal bölge olarak söylüyorum. Hani biraz daha içine kapalı olma açısından. Genel olarak
Türkiye ile iletişim büyük ölçüde kopuyordu. Bütün kış boyunca bir daha geri dönmüyorduk yaz tatiline kadar. İstediğimiz zaman telefon edemiyorduk. Öğrenci bütçemiz kısıtlıydı. İnternet zaten yoktu. Gazeteler, bir haftalık gazete, mesela 7-8 tane günlük gazete paket halinde gönderirlerdi. 3 hafta sonra gelirdi. Geriye doğru onları bile büyük bir keyifle okurduk. Bir kopukluk vardı. Ve en büyük farklılık da buydu. Bunun sonucunda kendi ayaklarınızın üzerinde durmanız gerekliliği ortaya çıkıyordu. Problemleri kendiniz çözmeniz, daha programlı olmanız, önceden olabilecek zorlukları estimate etmek ve hazır olmak gibi. Bir anda büyük bir dönüşüm geçiriyor insan. Ailesinden uzakta, arkadaşlarından uzakta, içinde büyüdüğü Türk kültüründen uzakta, alışkanlıklarından uzakta. Artı basketbol bursuyla gidince de iki ayrı yük oluyor. Yani sadece okuldaki derslerin yükü değil, aynı zamanda basketbolun antrenmanlarının ve oradaki ciddi rekabetçi basketbol ortamının da yükü. Yani iki cephede birden mücadele etmek gerekiyor. Bu açıdan da sadece okul okumaya giden bir öğrencinin yaşadıklarından farklı oldu benim yaşadıklarım. İlerleyen yıllarda Amerika'ya dönme fırsatı oldu mu? Neden tercih etmediniz? Kariyerinize Türkiye'de devam ettiniz? Amerika'nın benim için önemli bir anlamı var. Çok güzel anılarım oldu. Ama Türkiye benim ülkem. Ve benim ülkemle hani yaşamak açısından rekabet etmedi hiç seçimler itibarıyla. Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye'de yaşamaktan da memnunum. Amerika'yı sevmediğim anlamına gelmiyor bu ama yaşamak için Türkiye'yi seçtim. Türkiye'ye döndüğünüz zaman Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamlamışsınız lisans eğitiminizi. Evansville'deki eğitimle Boğaziçi'ndekini nasıl karşılaştırırsınız ya da Türkiye-Amerika karşılaştırmasını nasıl yaparsınız akademik anlamda? Şimdi Evansville'de ben biraz uluslararasına açık marketing gibi bir şey yapıyordum. Boğaziçi'nde bunun karşılığı yoktu. Yani uluslararası ilişkiler vardı veya marketing de yoktu o zaman. Business School'da management vardı. Hangisini yapacağımı düşünürken management'ta karar kıldım. Daha sonra tarih okumuşsunuz, uzun yıllar hocalık yaptınız. Tarih okuma kararı nasıldı? Tarih, ben her zaman çocukluğumdan beri çok sevdiğim bir konuydu. Ama arkasından tarih okumak gibi bir hedefim kendiliğinden oluştu diyebilirim. Önceden üzerinde düşünülmüş, belirlenmiş bir hedef değildi. Böyle bir fırsat ortaya çıktığında Atatürk İlkeleri Enstitüsü'nde siyasi tarih master yapma imkanım ortaya çıktığında neden olmasın diye düşündüm. İşte başvurdum, kabul edildim. Kabul edildikten sonra bir takım devamla ilgili bir takım zorluklar oldu açıkçası. Profesyonel basketbol oynayınca, özellikle milli takımda da oynayınca, kampları var, deplasmanları var, Avrupa kupaları var. Bir süre gidemedim, iki hafta filan. Sezonun başıydı, sezon açıldı. İki hafta gidemedim. Sonra Mim Kemal Öke hocamız, çok sevdiğim ve saygı duyduğum, aile dostum olan değerli bir hocamdır, bölüm başkanıyla, İnkılap Tarih Enstitüsü başkanıyla. Bir gün beni çağırdı, dedi ki sen ne yapıyorsun? İşte kaydolmuşsun, ortada yoksun. Ben de dedim ki devam edemiyorum çünkü istemediğimden veya önem vermediğimden değil ama bir yandan da çalışıyorum gibi. Peki ne düşünüyorsun? Dedi, ben dedim ki eğer beni performansımla değerlendirebilirseniz, hani geldi gelmediden ziyade neyi nasıl nereye kadar yaptığıyla değerlendirebilirseniz ben devam etmek isterim. Onun dışında benim devam durumumda hiçbir zaman ortalamaya yaklaşmaz, biraz düşük kalır. Kabul ettiler bunu. Ve beni performansımla değerlendirdiler. Yaptığım ödevlerle, araştırmalarla, sınavlardaki değerlendirmelerle ve 4.0'la şeref sitesinden mezun oldum master'dan. Çok bölünmüş bir hayat gibi. Bir yandan çok ciddi bir basketbol kariyeri var, bir yandan çok ciddi bir akademik kariyer var. Bu ikili hayatı nasıl sürdürdünüz? Zorlukları neler oldu sizin için? Kolay olmadı. Türk basketbolunun profesyonelliği yönelişindeki ilk dönemlerin oyuncusu oldum ben.
Yani bizden önceki nesil haftada bir iki antrenman, bir maç yaparmış. Bizim dönemimizde ben Eczacıbaşı'ndan daha yetişirken, Alman Lisesi'ndeyken bile günde iki antrenman vardı. Ve okulu bile bırakmamı önermişlerdi bana o zaman. Devam etmememi, antrenmanlara gelmemi. Sonrasında da hep bu şekilde devam etti. Hep iddialı takımlarda oynadım, üst düzey takımlarda oynadım. Günde iki antrenmanla okul tabii bir yerde pek olmuyor. Bir de yorgunluğu da var, hazırlığı da var. Bir şekilde başardım. Notlarım hep yeterli oldu. Hiçbir zaman en yüksek notu almadım ama biraz verimli bir çalışmayla diyelim, yeteri kadar zaman ayırıp, yeteri kadar not alarak hep sorunsuz devam etti öğrenim hayatım. Sonrasında da hocalık geldi. Onu da çok severek yaptım açıkçası. Gençlerle bir takım şeyleri paylaşmak, yani onları öğretirken onlardan da öğrenmek, çift taraflı bir etkileşim süreci aslında. O benim için çok cazip oldu. Hala da öyle. Siz Amerika'da okumuş ve daha sonra akademik kariyerine burada devam etmiş biri olarak, bugün atlet olarak Amerika'ya giden, spor bursuyla Amerika'ya giden öğrencilere tavsiyeleriniz nedir? Herkesin hikayesi ve şartları farklı oluyor. Hedeflerini belirlemeleri öncelikli tavsiyem olur. Hayatta ne yapmak istiyorlar, bunu nasıl yapmak istiyorlar? Sonra da o hedefe giden en doğru, kendileri için en doğru yolu saptayarak o yolda yürümeleri olur. Hedefler şüphesiz farklı ama insanlar da çok farklı. Yetişme koşulları farklı, karakterler farklı. Onun için herkesin doğrusu kendine göre farklı oluyor. Dolayısıyla buradan bir tane şablon söylemek, bunu böyle yapın diye basmak alıp tavsiyelerde bulunmanın çok doğru olacağını düşünmüyorum. Örnekleri incelemeleri lazım. Ben öyle yapmaya çalıştım becerebildiğim kadarıyla. O yaşlarda çünkü her şeyi çok net göremiyoruz. Hayat tecrübelerimiz daha kısıtlı oluyor. Güvendiğimiz, değer verdiğimiz kişilerin önerilerini dinleyebiliriz. Onu yapmalarını da tavsiye ederim onlara. Sonuçta bir karar vermelerini, kendilerine en uygun karar olduğuna emin olduktan sonra o kararın arkasına durmalarını, mutlaka zorluklarla karşılaşacaklar, onlarla mücadele etmelerini, pes etmemelerini ve doğru stratejilerle o hedefe varmaya çalışmalarını. Sonuçta bu sadece eğitim değil, hayat tümüyle böyle bir süreç. Benim eğitim dönemim çoktan geride kaldı ama süreç benim için hala bitmiş değil. Bu ulusal ajans üzerine, Fans Against Violence, bir sürü üniversite, NGO, dernek, vakıf, belediye, herkes bir sürü proje başvurusu yapıyor. Kabul edilen tek Türkiye Basketbol Federasyonu'nunki oldu. 1981 Türk A milli takımı, Çekoslovakya'da Avrupa Şampiyonası oynamıştık, 11. olmuştuk. Çok değerli oyuncular ve değerli kişiler var orada. Şimdi artık oynamıyor hiçbiri ama olgunlaştılar, tecrübe kazandılar, hayatta yaşlandılar diyelim. Her halükarda bu milli takım artık bu şekliyle yok, bu çekildiği yer de yok. Yani Eczacıbaşı Spor Salonu'nun hemen yanıydı bu Levent'te. Bugün Gökdelenler var orada, kanyon alışveriş merkezi oldu. Emir Bey, basketbol aşkınız nasıl başladı? Beşinci sınıfın sonunda sınavlar vardı bu liselere girmek için, ortaokul lise bütününe girmek için. Ve o zaman da dershaneler vardı. Galatasaray Lisesi'nin de bu tip böyle bir hazırlık dershanesi vardı. Beşinci sınıfa ilk başladığımız bir iki haftanın birinde ben de ilk gün dershaneye gitmek için Galatasaray Lisesi'ne gittim. Beyoğlu'nda. İşte kapıdan sordum, dershane nerede? Orada da bir yönetici gibi birisi vardı, kravat, dedi ki ya şu tarafta ama dedi, o ilkokul öğrencileri için, senin için değil. Ben dedim ki ben ilkokuldayım zaten. Öyle mi yapmaya, kaç yaşındasın? Oradan ertesi gün kendimi Galatasaray Kulübü'nde buldum. Yani o şekilde biraz tesadüfi bir şekilde başladım basketbola. Hemen sevdiniz mi? Hemen sevdim diyelim. Çünkü benim için önemli bir fırsat oldu. Uzun boylu olmanın bazı avantajlarını yaşadım orada. Artı ortam olarak da hoşuma gitti. Yani bir takım sporu olduğu için arkadaşlarla bir takım şeyleri paylaşmak, diğerlerine karşı rekabet etmek, kendini de denemek, çıkış yolları aramak. Artı basketbol ciddi bir düşünsel boyutu olan bir spor aynı zamanda. Doğru karar vermek gerekiyor ama doğru kararı çok çabuk vermek de gerekiyor sahada. Onun için çok sevdim, evet.
Federasyona ne zaman girdiniz? Federasyona ne zaman girdiniz? 1992'de milli takımı bıraktım. 95'te de oynamayı bıraktım. Basketbol ve bırakır bırakmaz o zaman Federasyon Başkanı Turgay Demirel'in teklifiyle geldim. Part-time geldim açıkçası. Çünkü öğretim üyesiydim Boğaziçi Üniversitesi'nde. Full-time gelebilme imkanım yoktu. Ama dış ilişkileri yönlendirmek için dış ilişkilerden sorumlu olarak geldim. 92'den beri Türk basketbolu çok büyük gelişme gösterdi. Çok büyük başarılar elde etti. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bu uzunca bir döneme yayılan planlı, sistemli ve doğru bir çalışmanın sonucu. En önemli bölümü de stratejinin, vizyonun doğru olması, stratejinin doğru vizyon üzerine işler bir şekilde, isabetli bir şekilde kurulması ve süreçlerin doğru yönetilmesi. Bu Mayıs ayına kadar Turgay Demirel yaklaşık 23 sene federasyon başkanlığı yaptı ve onun döneminde hakikaten ciddi bir ilerleme kaydetti Türk basketbolu. Şimdi de Harun Erdenay var aynı şekilde. Zaten yüksek olan çıtayı daha da yükseğe çıkarmaya çalışıyoruz. Özellikle 19, 18 ve 16 yaş altı gruplarda çok büyük başarılar elde edildi. Bu sene 3 madalya birden geldi. Bu Türk basketbolun geleceğiyle ilgili ne ifade ediyor? Size umut veriyor mu? Gençler basketbolun geleceği. Yani bu yaz hakikaten ilk defa 3 farklı kategoride madalya aldık. 16 yaş, 18 yaş ve 19 yaş altı. Bir tanesi de dünya şampiyonasında madalya, yani iki tanesi Avrupa şampiyonasında. Bu birdenbire tesadüfen olan bir şey de değil bu yaz. Yani 18 yaş altı milli takımımız son iki senedir arka arkaya Avrupa şampiyonu oldu mesela. Ondan önce ümitler oldu. Bu giderek daha geniş bir tabana yayabiliyoruz. Oyuncu seçimlerimizi, milli takım departmanımız hakikaten iyi bir çalışma yapıyor bu konuda. Türkiye'nin çok geniş bir genç nüfusu var, çok yetenekli. Kulüplerimiz çok başarılı bu. Örgütlü bir şekilde bu oyuncuları yetiştiriyorlar. Altyapı milli takımları da iyilerini seçip onları biraz daha yukarıya çıkarıyor diyelim. Uluslararası tecrübe kazandırıyor. Çünkü milli takımın dışında altyapı platformlarında uluslararası maç pek oynanmıyor. Yetişmelerine katkıda bulunuyor milli takım ciddi bir şekilde. Ama ilk kredi diyelim tabii ki kulüplerin. Amerikan Üniversite Ligi'ne giden Türk oyuncuların artmasını bekliyor musunuz ya da artmasını önemsiyor musunuz? Bazı kulüpler için bunun tersi söz konusu olabilir. Yani kendi yetiştirmiş oldukları oyuncu 18 yaşına geldi, 19. Tam A takıma çıkacak ve üst yapıda verim verecek. Amerika'ya okumaya gidiyorum diyor. Mesela çok da sıcak bakılan bir şey olmayabilir çeşitli kulüplerimiz açısından. Türk basketbolunun genel uluslararası temsili açısından şüphesiz iyidir. Oyunculara baktığımızda çok yüksek bir sayı da yok Türkiye'den bir takım başka ülkelere kıyasla. Yani Litvanya bizden çok daha küçük bir ülke, çok daha fazla oyuncusu var. Ama bu biraz da Litvanya basketbolu ile Türk basketbolu arasındaki farklı, göreceli farklılıklardan oluşuyor. Yani burada çok daha ciddi bir endüstri basketbol oraya göre. Kulüpler daha güçlü, bütçeleri güçlü. Türk ligi Avrupa'nın belki de en iyi ligi veya 1-2 liginden biri. Buradaki fırsatlar da iyi oyuncular için yabana atılır gibi değil sonuçta. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tamer Türkman'a ve Study in America'ya teşekkür ederiz.